yaptın? Ay sen de beni meraktan çatlattın. Baş başa kalabildiniz mi? Evet. Tam beni öpecekti. Ben artık çalışsam iyi olacak. Hmm. Raporları bitirmem lazım dedi. Ve masaya çizimlerinin başına geçti. Ay bu erkekler kahramanlık, kavga dövüş oldu mu en önde giderler. Bir kadını öpmeye sıra geldi mi korkak tavşana dönerler. Kısacası olmadı, beceremedim. Sihir güçlerimi geri alamayacağım. Ay, Kulina, bence Hakan bana aşık değil. Dur bakalım. Aşk sadece öpüşünce kanıtlanacak bir şey değil ki Nana. Belki de konsey üyeleri olumlu karar verir. Hiç sanmıyorum. Hakan tek bir söz bile etmedi. Hayır öpmese bile seni seviyorum diyebilirdi. Bazen susmak da en büyük şeyleri söylemek anlamına gelir. Ben eğer aşk kadınıysam şuraya yazıyorum. Hakan sana aşık. Buna inanmayı öyle çok isterdim ki. Bak bu sultan telefonumu hadi bulacağım. Git çabuk git. Tamam git, arama. Git. Onun evladı. Günaydın Nana. Günaydın. Dün akşam... Şey diyecektim. Ne? Şey... Benim raporları bitirmem gerekiyordu. Önemli değil. Ben kahvaltı hazır mı diye bir bakayım dedim. Hazırlıyorum. Çocuk sana kesik. Kulina. Ay tamam tamam. Eğer konsey aranızda yaşananların aşk olduğuna karar verirse sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. Düşünsene Nanacığım. Asıl ondan daha önemlisi Hakan'ın duygularından emin olacağım. Hı? Sen kesinlikle insan olmalısın. Sihirle falan hiç işin yok senin. Baksana neler düşünüyorsun. Hadi hadi ben konseye gidiyorum. Tamam. Hadi hadi bırakın sineği işini. Okula geç kalacaksınız. Doğru banyoya. Hadi, hadi bakalım yüzünüzü yıkayın. Ben de gecikmeden çıkayım ahiret bari. Evet evladım. Ne yapayım yaşlı. Üstelik hasta. Benden başka hiç kimsesi yok. Tabii Makbul Sultan. Git. Ah hadi. Nana, bazen çocuk gibi oluyorsun biliyorsun değil mi? Ben çocuklara bakayım.